Sebepler arasında sigara ilişkisi nedir diye soralım. Evet, şimdi sigaranın içerisinde 5000'e yakın kimyasal madde vardır. Bu 5000'e yakın kimyasal maddenin ortalama 70 tanesi, 70 veya biraz daha fazlası kanserojendir. Bundan yola çıkarsak, yine yapılmış bir çalışmada, 2016 yılında yapılmış bir çalışmada, dünyada sigara kullanımına bağlı gelişmiş olan akciğer hastalıklarının arasında yaklaşık %35'i akciğer kanseridir. Geri kalan kısmı işte kronik akciğer hastalıkları gibi bunlar önemlidir. Binlerce kişinin aslında. Çok fazla ve gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımının bilinçsiz kullanılmasına bağlı bütün dünyada karşılaştırıldığında %60 gelişmekte olan ülkelerde akciğer kanseri görülme riski artmaktadır. Gelişmiş olan ülkelerde daha fazla sigara kullanımından biraz daha uzaklaşılmış, daha kontrollü bir şekilde sigara kullanımı yapılmaktadır. Özellikle ben pasif içici olarak bazen o ortamda bulunuyorum diye gelen sorular var. Ben de etki altında olabilir miyim diye soruların cevabı nedir diye soruyorum. Akciğer kanseri gelişmiş olan kişilerin 3 kişisi sigara kullanıyorsa 1 kişisi pasif içicidir. Pasif içici nedir? Sigara kullanmıyor ama sigara kullanılan ortamda bulunan kişidir pasif içici. Bu özellikle çocuklarda çok önemli. Çocuklarda ikinci el sigara dumanına maruz kalmakla birlikte santral sinir sistem tümörleri, lösemi, lenfoma ve karaciğer tümörleri ortaya çıkması maalesef yapılmış çalışmalarda bunlarla ilgili sigara ve tümörlerin oluşumu özellikle çocuklarda çok önemli. Öyle diyebiliriz. Organları etkiliyor. Kesinlikle. Çünkü onlar büyüyen hücreleri olan çocuklar, onların her gelişiminde sigara dumanındaki o zararlı kimyasallar çocuğun bütün üreyen hücrelerinde bozukluklara sebep oluyor ve değişik yerlerinde de tümör oluşumuna neden olmaktadır maalesef.